Zoom out yapalım. Bir daha zoom out yapalım. Aşağıya eğilelim. Burada sabitleyelim onu. Tamam. Şu anda benim sesimi kameranın mikrofonundan duyuyorsunuz. Nasıl duyduğunuzu bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Yorumlara yazın lütfen. Sesimi diğer kameradan duyuyorsunuz. Diğer kameranın mikrofonundan. Diğer kameranın mikrofonu nasıl? Onu da çok merak ediyorum. Yorumlarda yazarsanız, belirtirseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Şu anda kendi mikrofonuma geçtim ben. Ve kendi mikrofonumdan konuşuyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben genelde video yapmam ama bir video yapayım size. Bugün size kutu açılışı yapacağım. Bakalım bu kutu açılışından bir tane kamera siparişi verdik. Ve bu kamerası nasıl bir şeymiş? Birlikte açalım bakalım ve görelim. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Bakalım şimdi bu kutunun içinde neler varmış. İyi paketler işte ha. Şimdi bıçağımızı aldık. Nereden kesiyoruz? Şuradan keselim. İçinden böyle bir kamera çıktı arkadaşlar. Bu kamerayla canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Bu kameranın özelliği ne? Mont ettiğimde görürsünüz. Merak ettiğiniz zaman da canlı yayınlarıma gelip de görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir açalım bakalım kutumuzun neler var içinde. Oo, telefon kutusu gibi vakumlu yapmışlar. Hoppa. İçinden böyle bir kitapçıklar çıkıyor. Açmayacağım. Bildiğiniz kitapçıklar var. Bir adet kamera çıkıyor. Böyle. Bunlar neymiş ya? He, anladım. Bu ne? He, kameranın gözü. Bu da oynuyor. Güzel bir şeye benziyor. Bakalım. Tripoda bağlayabiliyorsun. Şuraya koyalım. Bu ne? Bunu nasıl çıkartacağım içinden ben? Bu ne? Kamera, USB çıkıyor. Type-C ve normal USB. Güzel. Sonunda çıkarttım arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı içinden. Tripoda bağlamak isterseniz şöyle burayı sıkıyoruz herhalde. Aynen. Bunu da kameranın altına sıkıyoruz. Çok sıktık. Neyse ya boş ver. Bunu kullanmayacağız zaten büyük bir ihtimal. Burada dursun bu. Tamam. Bilgisayara bağlayalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bir OBS Studio'da deneyelim kameranın özelliğini. Mesela kameraya şimdi şöyle bir tane kitapçığı var onun içinde. Ben o kitapçığa nerede bu okuyamıyorum. Ha, böyle şeyler var. Yapabileceğiniz şeyler. Mesela diyelim ki ben böyle yaptım. Şimdi kamera beni takip ediyor. Ben buraya gittiğim zaman kamera da oraya gidiyor. Ben buraya gittiğim zaman kamera da oraya gidiyor. Mesela zoom in yapalım. Böyle yapıyoruz. Bizi zoom yapıyor. Bir daha yapıyoruz. Bir daha benim suratımız yapıyor. Sonra bir daha yapıyorum. Zoom küçültüyor. Yine küçültüyor zoom'u. Küçültmüyor. Bazen yakalıyor, bazen yakalamıyor. Diyelim ki bu açıyı beğendiniz. Böyle kalmasını istiyorsunuz. Böyle aşağı indiğimde aşağıya doğru kamera da eğiliyor benimle birlikte. Şöyle yaptığım zaman duruyor artık. Zoom başka kamera gitmiyor sağa sola böyle. Orada yanıp sönüyor lamba, sabitleniyor. Ben onu orada görüyorum. Böyle yaptığım zaman da benim suratıma fokuslanıyor kamera. Sadece benim yüzümü gösteriyor. Mesela şey olduğu zaman da bak mesela hala dönüyor. Dur oğlum dönme. Bekle. Tamam. Bekle tamam. Ha hazır. Ya böyle yaptık istemeden. Bakayım. Ha tamam düzeldi. Şimdi ben normal mikrofondan konuşuyorum. Şimdi kameranın mikrofonuna geçelim. Bakalım kameranın mikrofonu nasılmış arkadaşlar.
Özellikler buradan kendi mikrofonumu Kameranın mikrofonunu aldım şimdi. Şu anda benim sesimi kameranın mikrofonundan duyuyorsunuz. Nasıl duyduğunuzu bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Yorumlara yazın lütfen. Ses güzel mi, kötü mü diye. Bu yeni aldığım kameranın mikrofonu. Ne adı? Austria. Böyle. Bunun mikrofonu. Bunu aldım ben. Şimdi normal HD Logitech'in kamerasına geçeceğim. Bakalım normal HD Logitech'in kameranın sesi nasılmış. Bu da şu an benim sesimi diğer kameradan duyuyorsunuz. Diğer kameranın mikrofonundan. Diğer kameranın mikrofonu nasıl? Onu da çok merak ediyorum. Yorumlarda yazarsanız, belirtirseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Şimdi biz normal kendi mikrofonumuza geçelim. Şu anda kendi mikrofonuma geçtim ben ve kendi mikrofonumdan konuşuyorum. Diyelim ki şöyle alayım şunu, siz de görün böyle. Diyelim ki buradan diğer kameraya geçiş yapacağız. Diğer kameraya geçiş yaptığım anda şu an bu kameraya geçti. Diğer ekrandaki kameraya geçti. Beni oradaki diğer ekrandaki kameradan görüyorsunuz. Şimdi diyelim ki geçelim şu kameraya. Şu kameraya geçtik. Bu kamera aldı. Ama bu kapandı. Evet, bu ne? O tamam, ilk uygulamayı kullanabiliyorum. Süper, güzel. Evet, şu an benim bu kamera burada. Bu diğeri de diğer ekrandaki kameram benim. İki tane kameram var şu anda benim. Biri burada, biri burada. Kafanız karışmasın. Neyse, kapatıyorum ben bunları. Diyelim ki yorum okuyacağım zaman buraya bakacağım böyle. Yorumları okuyacağım. Ondan sonra oyun oynayacağım zaman buraya bakacağım. Tamam. Mesela diyelim ki şimdi şöyle yapalım. Beni zoom yaptı. Bir daha yapalım. Hadi baba. Hadi baba. Ha, kafam gözüküyor sadece. Diyelim ki beni takip etmesini istiyorum. Ne yapıyorduk takip etmeye? Böyle yapıyorduk. Hop, beni takip ediyor. Böyle kafam oraya gidiyorum. Kamerada dönüyor. Buraya gidiyorum. Kamera dönüyor. Tamam, güzel. Şimdi zoom out yapalım. Bir daha zoom out yapalım. Aşağıya eğilelim. Burada sabitleyelim onu. Tamam. Hazır. Şimdi dönsem de dönmesem de sabit kaldı böyle bu şekilde. Güzel. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kamera hakkında düşünceleriniz nedir? Güzel kamera mı değil mi? Bir bakalım. Canlı yayınlarda merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.